Peki, selamun aleyküm. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Hocam, merhaba. İyi iftarlar. Merhaba, nasılsın, iyi misin delikanlı? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Hanım kızım, siz de iyisiniz. İyiyiz hocam, teşekkür ederiz, sağ olun, hayırlı iftarlar. Ablasınız herhalde değil mi, abla, kardeş? Hayır hocam, annesiyim. Annesisiniz, maşallah, peki. Ablayı benzettim. Evet. Güzel, maşallah, teşekkür ederim. Soruyu kim soracak, evlat mı, anne mi? Tamam hocam. Oğlum soracak hocam. Peki, hadi delikanlı, buyur bakalım. Hocam, bir babanın evladına ettiği beddua tutar mı? Yani babanın bir defa evladına beddua etmemesi lazım. Birinci nokta o. O bu çok kötü bir yiğit. Çok çirkin bir şeydir. Bu baba etmemesi lazım. Baba... Canını yakmışsa hocam, evlat... Evlat babası canını yakmışsa, söyleyeceğiz. Evlat eğer küçükse, evet, yiğit yaşındaysa bu beddua tutmaz. Çünkü sorumlu değil, henüz yaşı küçüktür. Ama diyelim ki büyük bir evlat var. Hayır hocam, büyük genç. Büyük bir evlat var. Babaya eziyet etmişse, anneye eziyet etmişse tabii ki yapmış olduğu beddua tutar. Çünkü babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Çok önemli yani. Bedduası da beddua tutar. Hatta annenin tutmaz derler, babanın tutar derler. Şundan dolayı anne anında pişman olur. Ani refleks verebilir, hani yumuşaklığından dolayı, iç içe olduğu için. Ama baba... çok beddua etmez. Çok böyle birikir. Bir yere gelir, ondan sonra beddua eder. Tabii ki babanın bedduasından sakınmak lazım. Bazen dua kapıları açık olur, beddua kapısı açık olur. Yapılan dua anında efendim ulaşabilir tabii ki. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun hanımefendi. İyi akşamlar. Sevgili İyi akşamlar. Yiğit. Görüşürüz. Sevgili Yiğit. Allah görüşürüz hocam. Allah'a emanet olunuz. Allah sizi korusun her türlü kötülükten.